benim oğlum kızımı aramış. Abla bize çok işkence yaptılar. Bu akşam ya bizi, onlar bizi öldürecek ya biz kendimizi öldüreceğiz dediler. Telefon o anda telefon kapattı. Ondan sonra biz de artık çocuğumuzdan haber almadık cuma günden beri. Biz cuma günü akşam biz Silivri cezaevinin önüne gittik. Avukatımızı da götürdük. Avukatımızı da hiç sokmadılar. Dediler ki bu haber dedi yalandırdı. Bizi orada döndürdüler. Biz oradan hastaneye önüne geldik, hastaneye gittik, sorduk. Oradan polisi isimleri aldı, içeri girdi. Dedik öyle bir şey yok. Bizi kapıya çıkarttılar. Ben sabah güne gittim cezaevinin önüne. Dedim ki ben oğlumla görüşmek istiyorum. Biz haber alamıyoruz güne. Dediler ki öyle bir şey yok, yalandır. Dilekçe yazdık. Bizim dilekçelerimizi de içeri almadı. Bizi geri gönderdiler. Ben geçen seneden beri benim oğlum işkence görüyor. Benim oğlum geçen sene beni aradı. Anne bizi karanlık bir odaya koyuyorlar. Bize işkence yapıyorlar. Bizi çip çıplak ediyorlar. Coplarla bize vuruyorlar. Hatta izleri de vardı. Bize söylemiyor. Ben üzüldüm diye çocuğum. Ben dilekçe verdim. Benim dilekçem cevabı geldi. Hiçbir şey yok diye yazıyor. Bu sefer de bu haber çıktı. Biz cumadan beri biz çocuklarımıza hiçbir haber alamıyoruz. Biz de burada devlete sesleniyoruz. Bizim çocuklarımızı bize görüştürsünler. Yoksa biz yani bittik yani. Şöyle bir şey, gardiyan benim çocuğuma vuramaz. Benim çocuğum cezası varsa, benim çocuğum oraya gitmişse benim çocuğum orada cezasını çeker. Benim çocuğum 2 ay, 3 ay önce gardiyanlar vurmuş, benim çocuğum burnunu hatta kırmış, benim çocuğum orada rapor bile almış. Rapor da elinde var. Yani gardiyan benim çocuğuma vuramaz. Öyle bir hak yok. Yani hiçbir hakkı yok. Benim çocuğum eğer cezası varsa çekecek, niye gardiyan vursun? Benim çocuğum orada pislikte yaşıyor. Benim çocuğum yatak yok diyor, anne pislik içine yaşıyoruz, yemek getiriyor, biz o yemeği yemesek güne aynısı dövüyorlar bizi, biz o yemek gizliden çöpe döküyoruz diyorlar. Çocuklarımıza ceza veriyor da gardiyanlara vermiyorlar, niye vermiyorlar? Eğer işkence yaptıysa gardiyanlar da cezasını çeksinler, niye onlarınki de can değil mi? Onlar da can, ama bizim çocuklar tamam oraya koymuşlar, bizi ne görüştürüyorlar? Bu hastalık dolayısıyla bir senede ben çocuğum açık görüşüne gitmedim. Anne gelme hastalık var. Gidemedik. Telefonla görüşüyoruz. Ama telefonda şimdi telefonları kapattılar. Benim çocuğum cezaevinde mi? Hastanede mi? Nerede olduğunu bilmiyorum ben. Ama devletin haberi vardı da belki de yani duyurmuyorlar. Belki de iptal ediyorlar. Belki de kapatıyorlar devlet. Devlet niye bir şey olduğu zaman televizyonlara çıkıyor, bas bas bağırıyorlar. Bu böyle olmuş, bu böyle olmuş. Niye Tayyip çıkmıyor o zaman bizim çocuklarımıza sahip çıkmıyor? Oyu geldiği zaman nasıl kapı kapı dolaşıyor, bir tane çanta alıyor, kolye alıyor da geziyor kapılarda, dağıtıyor da bana oy verin. He? Niye şimdi çıkmıyor, bize sahip çıkmıyor? Kalksın, çıksın desin ki, hani çocuklarınızı niye görüştürmüyorsunuz? Niye garibanları böyle eziyorlar? Cuma günü konuştuğu zaman zaten bu olay Nisan'ın 6'sından oluyor. Biz 8'inden duyduk. Bizim olan ilk telefon açtığı zaman dedi, anne dedi bizim canımız tehlikede dedi, ne yapıyorsunuz yap dedi. Cumhurbaşkanına mı gidiyorsun, milletvekiline mi gidiyorsun, Çalyan adrese şikayet mi ediyorsun, bizim HDP partisine mi gidiyorsun, ne git dedi, bizim canımız tehlikede dedi, bu gece dedi, an birisi ölecek. Ama biz ölecek, ille ki birisi bugün dedi, cenaze burada bizim kavuşta çıkacak dedi. Benim oğlum bu yaşa gelmiş hiçbir zaman kavga mı etmişler, cezaevinde ne olsa hiçbir şekilde bize vermemiş. Sadece cuma günü verdi. Dedi ki işte sabah sayıma çıkmışlar, bir arkadaşımıza tokat attılar. Biz hepsi oruçluyuz, tokat attığı için bize demiş biz oruçluyuz. Niye arkadaşımıza tokat attığı zaman? Tokat attığı zaman onlar da gardiyana baskı yapmışlar. Onlar hepsi birbirine gitti. Dedi 35 kişi dedi gardiyan, bir tane dedi müdür. Bizi çok dedi, çok işkence, bak bir odaya götürdüler, çok işkence verdiler. Yemek vermiyorlar, bizi dövüyorlar, laf söylüyorlar. Yani durumumuz çok kötü yani. Bir daha dedi bizden haber alamazsınız dedi. Ama dedi kesin dedi bu gece bir cenaze burada çıkacak dedi. Haberiniz olsun, artık benim mi olacak, Halil'in mi olacak, Hasan mı olacak? 4-5 kişi isim verdi yani. Bunlar dedi tehlikede dedi, cuma günden beri hiçbir şekilde haber alamadım. 4 gün cezaevinin kapısına gittim.
Cuma günü Çalyan adresine gittim, dilekçe verdim. Bize ses kaydı Halil, şimdi yokum bakım dedi, ses kaydı. Annesi bana yolladı, gittim o ses kaydı CD yaptım. Dün gittim cezaevinin, savcı cezaevinde Silivri'nin savcılığına teslim ettim. Oradan şikayetçi oldum. Dedim benim oğluma bir şey olsa dedi ben burayı yakarım dedim. Cumhurbaşkanına da sesleniyorum. Yani yeter artık yeter. Yani çocuklarımızın canı zaten cezasını çekiyorlar yani. Sizin verdiğin ceza nedir? Kardiyan verdiğin ceza nedir? Müdür verdiğin ceza nedir? Artık biz bir ana olarak dayanamıyoruz yani. Bir ana olarak canımızı da veririz. Biz o kapıda gelmeyeceğiz. Bir cezaevinin kapısına gideceğiz. Bir devlet hastanesinin kapına gideceğiz. Yani bu yolu bir görmeyene kadar biz çocuklarımız için canımızı vereceğiz. Ben de özellikle rica ediyorum çocuklarımın sevkini versin. Bu bizim çocuk. Oradan ne işkence gören de hepsi Kürt çocuklardırlar. Kürt olduğu için bence. Kürt olduğu için. Çünkü insan hakları kalmamış. İnsan hakları yok. İnsan hakları varsa arkadaş insan insandır. Ha Kürt'tür, ha Zadadır, ha Laz'dır, ha şimdi insan insandır yani. İnsanın içinde ayrıcılık olmaz. Zaten cezasını çekiyordu. Cezasını çektiği için siz niye baskı veriyorsunuz? Zaten işkence görüyoruz. Zaten aç kalıyoruz. Zaten yemek vermiyorsunuz diyor. Diyor anne yemek getiriyorlar çatal yiyor. Çatal varsa kaşık yok. Kaşık varsa diyor köpek gibi yemek atıyorlar önümüze yani. Yani biz Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Yeter artık yeter. Biz bir ana olarak içimiz yanıyor. Senin evladın olmadığı için senin için yanmıyor. Bak benim içim yanıyor. 19 yaşında 2014'te ben bir oğlumu kaybettim. Bunu da kaybeden gücüm kalmamış. Onun için sesleniyorum, yalvarıyorum. Ne yapıyorsunuz yapın. Bizim çocukların sevkini verin. Çocuk sadece bunu istiyorum. Çocuklarımın sevkini versin, çocuğumu orada çıkarsın.